Herkese merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sosyal medyadan bana sorulan soruları cevaplamaya çalışacağım. Sorulara geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Olabildiğince hızlı hızlı geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü her soru üzerinde çok fazla konuşursam, yorum yaparsam video uzar ve insanlar sıkılıp izlemeyi tercih etmiyor. İnsanların sıkılmaması için hızlı hızlı geçeceğim. Cem Oğuz arkadaşımız şunu söylemiş. Mersin'in yöresel acılı şalgam yarışması olsun. Olabilir, enteresan. Ekipteki arkadaşlarla konuşuruz. Eğer farklı güzel bir şey çıkarsa, iyi bir konsept olursa neden olmasın? Muhittin Söylemez arkadaşımız ise Şanlıurfa'ya gelmeyi düşünüyor musun? Balıklı Göl'de bir çekim yaparsan faydalı olur demiş. Muhittin kardeşim inşallah, büyüksen abi diyorum abi. Gelmeyi düşünüyorum aslında. Kısmet olursa gelirsem sadece Balıklı Göl değil, Göbekli Tepe'ye de gitmeyi düşünüyorum. Buna da cevap vermiş oldum. Hüseyin Mercan kardeşimiz de şöyle demiş. Ekipteki meslekler, kaç yıldır oyuncusun, kaç yaşındasın? Benimle beraber oynayan birçok kişi oyuncu değil. Hepsinin işi gücü var. Ben rica ediyorum. Skeç var, kısa film var, şu var, bu var. Gelir misin diye soruyorum. Geliyorlar sağ olsun, kırmıyorlar. Onun dışında ben kaç yıldır oyuncuyum? Tam 15. yılım oldu. 2006'da başladım tiyatroya, mezun oldum. Sonra sinema, dizi falan fistan, tiyatro derken 15. yıl, evet. Kaç yaşındasın? 35 yaşındayım. 20 yaşında başladım, 35 yaşındayım. Pınar TV şunu sormuş. Ankara'ya gelirseniz beraber çalışırız. Sadece Urfa ve Ankara değil, Türkiye'nin değişik farklı yerlerine de gitmeyi düşünüyorum. Bir gün Ankara'ya gelirsem inşallah beraber bir şeyler yaparız. Evet. İyi gidiyoruz. Gariban Edebiyat şunu sormuş. Abi skeçleri kim yazıyor? Skeçleri de ben yazıyorum, çekimini de ben yapıyorum, montajını da ben yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar tek başımayım. Hiç kimse yok. Sağ olsun gelip oynamak isteyenler, destekte bulunan arkadaşların dışında başka hiç kimse yok. Onlar da gelip oynuyorlar, desteğini öyle sunuyorlar. Onun dışında tek başımayım, hiç kimse yok. CR7 Emir-1 Hep skeç atma, vlog tarzı gibi videoda. Olabilir, daha değişik, eğlenceli konular olursa, vlogtur, işte yarışmadır, ne bileyim eğlenceli şeyler olursa olabilir, neden olmasın? Mahmut Gökalp şunu sormuş. Sinemada kimi örnek alıyorsun ve hayalin nedir? Sinemada, yani oyunculukta tek bir hedefim ve idolüm var, o da sadece Yılmaz Güney. Evet, yani onun yolundan gitmek büyük şeref. Samet Zere. Evet, o da şöyle bir şey söylemiş arkadaşlar. Sokakta bir ömür devamı olsun ve fantastik doğa üstü olaylar gibi şeyler de olsun. Sokakta bir ömür hikayesi gerçekten çok güçlü bir hikaye, çok iyi bir hikaye. Devamı iki tane çektik, üçüncüsü olur mu bilmiyorum. İkincisini çektikten sonra üçüncüsü olsun diye pek diletmiyorum. Biraz ilerlersek ileride olabilir. Fantastik olaylar, fantastik hikayeler, fantastik skeçler falan olabilir. Değişik şeyler de yapabiliriz. Farklı bir tarz söylemesi olabilir. Mehmet Ali Kılıç. O da şöyle bir şey söylemiş. Abi sorunun cevabını çok merak ediyorum. Rıdvan ile yollarını neden ayırdın? Her şey kısmet meselesi. Olacağını anlatır. Bu kadar. Adem Dinke. Geçimini neyle sağlıyorsun? YouTube dışında yaptığın iş var mı? Evli misin? Ben sadece oyuncuyum arkadaşım. 15 yıldır bu işin içindeyim. Eğitimini çok fazlasıyla almaya çalıştım. YouTube'a yeni geçtim. Daha önce de YouTube'da, sosyal medyada birçok kişiye destek sundum. Yaklaşık 3 aydır, 4 aydır kendi sayfamdayım. Başka hiçbir işle ilgilenmiyorum. Menajerim eğer iş var derse, anlaşırsak gidiyorum. Evet, evli misin? Evliyim. DHA Haber Medya, Doğan Haber Ajansı galiba gibi, bilmiyorum, olabilir. YouTube'da tanıdığın ya da ünlü varsa söyle, seni bir haftada 50 bin yaparlar. Hem YouTube'da hem ünlü camiasında birçok tanıdığım var. Gerçekten bildiğim insanlar var, sizin de tanıdığınız insanlar var. Hiçbirinin zerre kadar kimseye faydası olmaz. Bu piyasa böyle. Ne yazık ki kimse kimseye yardım etmez. Tırnağın varsa başını kaşırsın. Orhan Erdoğan kardeşimiz de şöyle bir şey söylemiş. 01 ekibinde görüşüp konuştuğun kişiler var mı? Varsa kim?
01'den çok fazla kimseyle görüşmüyorum. Sadece kötü gardiyan Necip ve kötü gardiyan Oktay var, başımın belaları. İyi bir dostluğumuz var, iyi bir arkadaşlığımız var. İkisiyle sadece diyalog halinde, numaraları var, bazen konuşuyorum, sohbet ediyoruz. Onun dışında zaten diğerlerini tanımıyorum, hiçbir diyalogum da yok. Bu kadar. Uşaklı Seyyah şunu yazmış: toplumun hep olumsuz yönlerini yansıtmaktan ziyade olumlu yönlerin skecini çekin mesela. Akşam uyuyoruz, sabah uyanıyoruz, bir olay. Sabah kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz, bir olay. Bitmiyor yani, olay bitmiyor, olumsuzluk bitmiyor. Yani keşke olumsuzluklar olmasaydı da biz de bunu yapmasaydık. Ya da ben bunları çekmeseydim ya da söylemeseydim. Hani tabii ki olumlu şeyler var, yok değil ama hani devede kulak gibi bir şey. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sayfaya destek vermeyi, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bir şeyler yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.